adım benim. Hep icat peşindeyim, gece gündüz düşlerim. Çünkü işim bu benim, aslandır adım benim. Hep icat peşindeyim, yanımda olunca dedem her sorunu çözerim. La 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 la. Sessiz Oda. Evet Mehmetciğim. Gerçekten de harika bir olay. Nerede kalmıştım? Heh. Kurbağaların insan kulağının algılayamayacağı düşüklükteki sesleri duyabildiklerini anlatıyordum. Şu sivrisineğin sesini de bu sayede duyuyor olmalı. Heh. Yani kurbağa şu anda sivrisineği duyabiliyor mu öğretmenim? Ben hiçbir şey duymuyorum. Evet Zeynepciğim. Hem sivrisineği hem de bizleri. Ve bizim duyamayacağımız bir sürü mikro sesi duyabiliyor. Kurbağaların bu kadar güçlü olduklarını hiç tahmin etmezdim. Keşke ben de bütün düşük sesleri duyabilseydim. Odamdaki örümceklerle konuşur arkadaş olurdum. O zaman bir dahaki derse düşük seviyedeki sesleri duymanıza yarayacak bir buluşla gelin. Ne dersiniz? Evet! Deden darbukaya mı başladı aslan? Ha? Sanmıyorum. Eğer uykusunda çalmıyorsa... Oo çocuklar hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Hoş bulduk Ozan amca. Hı? Rüzgardan değil de darbukanın sesine geldik aslında. Demek siz de deden gibi iyi müzikten anlıyorsunuz. Yani işte. Peki neden evde değil de burada çalıyorsun babacığım? Bir de neden bütün eşyaları köşeye ittin? Akustik için aslan oğlum benim. Ses duvarlardan yansıyarak daha güçlü geliyor. Böyle inşa edilmiş camiler, tiyatrolar gibi ben de dedenin atölyesini elden geçirdim. Eşyalar köşeli oldukları için sesi emiyorlar. Ve burada çalışıyorum. Çünkü annen evde darbuka sesi duymak istemedi. Oo, hoş geldiniz çocuklar. Uyuklarken geldiğinizi duymamışım. Hoş bulduk dedeciğim. Bu gürültüde nasıl uyuyabiliyorsun? Hayret doğrusu. Nasıl? Bu gürültüde nasıl uyuyorsun diyorum. Ha. Ne dedin aslanım? İşitme cihazını çıkarttığım için duyamadım. Bu gürültüde nasıl uyuyorsun diyecektim de şimdi anladım dedeciğim. Baban rica edince kıramadım. Aslan torunum benim. Hem kulaklıklarımı çıkartınca sorun olmuyor. Ne demişler Hasan Usta? Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Sizi bilmem ama benim aklıma bir fikir getirdi bütün olanlar. Hı? Hı?
Evet, kuşların cıvıltılarını duyuyorum. Ben de kelebeğin kanatlarını duyabiliyorum. Ben de garip bir hırıltı duyuyorum. Sanki vahşi, yırtıcı bir hayvan. Ha? Sanırım dediğin yırtıcı hayvan bunlardan bir tanesi olsa gerek. Bu külahlarla bir yere varamayacağız. Evet, sadece böcekleri duyabilsek iyi de işitme gücümüzü artırınca her şeyi duyar olduk. Annem akşam için yaptığı keki yediğimi anladı galiba. Sanırım biraz daha odaklanmamız gerekecek bu konuya. Tahmin edin nereye gideceğiz? Aman, nerede bu hayvan? Duyamıyorum ki. Pek de inatçı bir şey çıktı. Gitti galiba. Neyse, fikri olan var mı? Bence kulaklarımıza aparatlar takmak yerine odayı istediğimiz hale getirmeliyiz. Nasıl yani? Yani öğretmenin kurbağası da camdan bir akvaryumun içindeydi, değil mi? Ben hiçbir şey duyamıyorum. Evet, ben de. Sanırım bu kötü bir fikirdi. Bence doğru yoldayız. Başka bir fikri olan? Bir belgeselde insanların bazı duyularını kaybettiklerinde kalan duyularının geliştiğini duymuştum. Çok güzel. Ama bu ne işimize yarayacak? Hepimizin 5 duyusu da yerinde. Aa, ışıkları neden? Anladım. İyi fikir Mehmet. Şimdi tek yapmamız gereken beklemek. Ben bir şeyler duymaya başladım galiba. İşte burada. Ben de duyuyorum. Işıkları açın. Yakaladım. Neler oluyor arkadaşlar? Kapatmayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Bu karanlık işi olmayacak galiba. Eşyalar köşeli oldukları için sesi emerler. Boş oda ses için daha iyi. Planın ne tam olarak anlamadım ama elini çabuk tutsan iyi edersin. Ne yaptığını sormamda sakınca var mı? Babamın dediğine göre açık alanlarda ses yansıyarak çoğalıyor. Duvarlardan sekerek yoluna devam ediyormuş. Sen de duvarları içe doğru oyuk hale getiriyorsun ki sesleri emerek yok etsinler. Tam olarak öyle. Hayrola çocuklar? Bu süngerden odada neyin nesi? Kurbağalar gibi düşük desibel sesleri duymanın bir yolunu bulduk öğretmenim. Evet, bu müzik odasının tamamı bizim projemiz anlayacağınız. Pekala, gösterin bakalım.
Aferin çocuklar. Bu kadarını beklemiyordum doğrusu. Sesleri yutması için bütün bu sivri uçlu süngerleri yerleştirdiniz demek. İyi düşünmüşsünüz.